rahat duruma düştük. İkinci yarı daha etkiliydik. Bize yakışan oyunu oynadık. Ataklarımızı daha da çoklaştırdık. Pozisyonlarımız vardı. Bir tane gol bulduk ama 2-0 olduktan sonra bulduk. Yine de maçı çevirebilecek pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı istediğimizi alabilirdik. Olmadı. Üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Burada biz Galatasaray olarak Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu hedeflediğimiz bir turnuvada bu turu geçip yolumuza bir adım daha yaklaşacağımızı umuyordum. Olmadı. Dediğim gibi üzgünüz. Artık önümüze bakmamız gerekiyor. İnşallah bundan sonra böyle maçlar oynamayız. Yaptığımız hatalardan ders alırız. Az önce Trabzonlu oyuncular ve hocasının açıklaması var. Dedi ki Galatasaraylı oyuncular bizi küçümsedi. Bizim galibiyetin Yok. sebebi bu dediler Yok. yani. Böyle söyledi. Yani o karaktere sahip hiçbir oyuncumuz yoktur bizim takımda. Biz karşımızdaki rakibimizi ne küçümseriz ne de gözümüzde büyütürüz. Her zaman saygı duyarız. Onlara da tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Ama yanlış düşünceye varmışlar. İyi mücadele ettiler. İyi takımları var. Buldukları pozisyonları gole çevirdiler. Eğer biz bulduklarımızın yarısını çevirseydik zaten rahat bir galibiyet alırdık. Olmayınca olmuyor. Yani sonuçta Sabri'nin söylediği gibi ilk yarı kesinlikle bize yakışmayan bir futbol oynadık. Yani sonuçta bir küçümseme veyahut da bir karşı tarafın bir saygısızlık o düşüncede kesinlikle değildik. Yani sonuçta bu düşünceler çok eskide kaldı artık. Bütün takımlar, üçüncülük takımları dahil olsun, herkes mücadele etmesini biliyor. Biz kendimiz yani tamamen konsantreliydik. Bunu biraz da şöyle yorumlayabilirim. Hafta sonu önemli bir Fenerbahçe maçı var. Belki de kafada daha çok Fenerbahçe maçını düşündük hafta sonu ama bu çok yanlış bir düşünce oldu. Bunu da kendi adıma söylüyorum şu an. Belki biraz da ondan olmuş olabilir ama bu sonuçta bir özür değil. Sonuçta ilk yarı kesinlikle yakışmıyor bir futbol. En başta kendim olmak üzere kendimi eleştirdim. Şöyle de görmüş olmanız lazım. Kendi formamdan tutup artık kendimi parçalamak istedim bir an. İkinci yarı elimizden gelen her şeyi yaptık. Olması gereken her şeyi yaptık. Direkten dönen toplarımız var. İşte kalecinin çıkarttığı sonuçta iki tane el pozisyonu bize göre ve çoğuna göre. Tabii hakem gördü görmedi orasını bilemeyiz. Bu da sonuçta bir özür değil. İkinci yarı nasip olmadı, kısmet olmadı. Yani bir de şöyle bir şey söyleyebilirim. Belki de hazır bir Engin Baytar olduğunu düşünürsem kendim için. Belki de bugün çok daha farklı olabilirdim. Belki de Galatasaray bugün kaybetmiş olamazdı. Çünkü kendimi geçen sene kıyaslıyorum. Bir de bu seneye bakıyorum. Bu sene 11 hafta ceza yedim. Bunun acısını çektiğimi düşünüyorum. Düşünmekliği çok iyi biliyorum çektiğimi. Ama nedense insanlar halen de bana bir şeyleri veyahut da benim Türkiye'den gitmem için uğraştığını düşünüyorum. Çünkü affedersiniz çok özür dileyerek söylüyorum. Abuk subuk şeyler de yazılıyor. Yorumlar da yapılıyor. Yani bilmiyorum. Sonuçta burası benim memleketim olduğunu düşünüyorum. Ben de insanım. Sonuçta evet de ben de önceden hatalar yapmış olabilirim. Sizler de insansınız. Herkesin çok çok hatası oldu. Ama bir insanı sonuçta hata yaptığı için sürekli işte eskileri çıkartmak bence doğru değil. Sürekli eskilerle uğraşmak da doğru değil. Sonuçta biz her zaman ileri bakan bir insanlarız. Biz her zaman hataya açık insanlarız. Benim ricam sadece artık bundan sonra kimsenin benimle ilgili farklı bir yorum yapmasını veyahut da farklı bir şey söylemesini istemiyorum. Yani bir yemek yiyorum saat 9.30'da onu da söyleyeyim. Siz bunları sordunuz ben kendi açımdan çünkü bunlar benim içimde kaldı. Bunları da dile getirmek istiyorum. Çünkü beni gerçekten çok üzmeye başladı. Sigara içerken yakalanıyorum. Ondan sonra insanlar yok fena yakalandı, yok şöyle yakalandı, yok Engin böyle. Ya o zaman ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela Zidane da yakalandı. Demek ki ben onlardan çok daha üstün bir futbolcuyum. Üstün bir yeteneğim ki. Onlarınki o kadar konuşulmadı, benimki onlarınkinden daha çok konuşuldu. Ama buradaki konuşma sebebi insanların işte Engin sigaradan fena yakalandı değil. Engin'in bir yerde üzerine gitmek istedikleri için. Geçen hocamız da çok güzel ifade etti. Bir mesaj verdi. Ama insanlar o mesajı aldığı halde halen de üstüne gitmeye başlıyor. Hemen cezamı çektim. Dediğim gibi tekrarlıyorum. Herkes insan, siz de insansınız. Herkes hata yapabilir. Ben de yapıyorum.
Bugünlük de bu mağlubiyeti de kendime sayıyorum. Niye sayıyorum? Çünkü ben hazır olmuş olsaydım bugün o ilk yarıda da ikinci yarıda hani tamam elimden geleni yaptım ama yine o üstün performansı, beklenen performansı vermedim. Bu maçta çok daha farklı olurdum. Bu mağlubiyeti de ben kendi üzerime alıyorum. Bütün takım arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır oynamamıştılar. İlk defa yine bir forma şansı elde ettiler. Onlar da elinden geleni yaptı. Ben herkesi çok çok tebrik ediyorum. Galatasaray camiasından çok çok özür diliyorum. İnşallah en büyük özürü pazar günü akşamı Fenerbahçe'yi burada yenerek ve liderliğimizi devam ederek inşallah öyle özür dileyeceğiz de kendimizi affettireceğiz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.